قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأ بالعشاء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki farz namazı ikamet getirdiği zaman akşam yemeği hazırsa önce akşam yemeğine başlayınız. Yani yemek hazır oluyor. Namaz vakti oluyor. Acil namaz olmayınca yani akşam namazı olursa namaz kılınacak ama başka namazlar olunca yemek hazırsa yemekten başlayın, yemeği bitirin, ondan sonra namazı kılın. Çünkü meşgul olmasın diye insanlar yemekten yemeği başta yapın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يذهب الى الخلاء واقيمت الصلاه فليذهب الى الخلاء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki biriniz helaya gitmek istediği zaman farz namaz için kâmet getirilirse önce helaya gitsin. Yani sıkışık vaziyette namaza kılmasın, durmasın. Abdestini yapıp sonra dursun. Yani namaz hazır olsa bile o helaya gitmek daha elzemdir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي رجل وهو حاق. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin büyük ve küçük abdesti sıkışmış olarak namaz kılması yasaklanmıştır. Yani o namaz zaten abdest müsait olur mu olmaz mı? Onun için sıkışmış vaziyetteyken önce abdest alıp sonra namazda durması münasip olur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها سدسها نصفها. Peygamber صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki kişi namazının sevap olarak kendisine kalmış olduğu namazın onda biri. Yani bir insan namaz kılıyor, o namazın sevabından onda biri kalmış oluyor. Ya dokuzda biri, ya sekizde biri, yedide biri olarak, beşte biri, dörtte biri, üçte biri ve et yarısı kalır. Yani namazın erkanını yapıp da nasıl güzel yaptıysa o kadar ecir sevap kazanmış olur. %100 olabilir, %10 olabilir, %2, 20 falan öyle ta ki yarısından sevabını kazanmış olarak bazıları yapabilir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودعا ولا تكلموا بكلام تعتذر منه وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. Peygamber صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki namazına durduğun zaman onu dünyaya veda edenin namazı gibi kıl. Yani şimdi nasıl insan bu son namazı kılarsa, duracaksa öyle huşuyla, öyle bir şeyle dursun ki bu böyle kıl diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonradır özür dilemeni getirecek bir sözü söyleme. Yani bir insanlar içinde bir şey söylersin, sonra pişman olursun, özür dileyeceksin. Onu önceden onu söyleme ki mahcup olup da özür dilemene gerekmesin diye. İnsanların ellerindeki dünyalık şeylerden ümidini kesmeye karar ver. Yani insanların elinde dünyalık var, bana bir şey gelecek diye düşünme, ondan ümidini kes, Allah'tan ümidini kesme diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله هذا عبدي حقا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kul, yani insan açıkta başkalarının görebileceği bir yerde namaz kılar ve namazını güzel şekilde eda ederse yani insanların önünde güzel bir namaz kılar diyor Peygamber Efendimiz.
yine başka bir kul gizli başkalarının görmeyeceği bir yerde namaz kılar ve namazını güzel bir şekilde eda ederse Allah Yüce Allah namazını gizli kılan kişi için bu benim hakiki görevini hakkıyla eda eden kulumdur buyurur. Yani hem insanların önünde hem arkalarında aynı şekilde kılan insan Allah Azze ve Celle'nin makbul kulu sayılır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. Peygamber صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki sizden biri namaza durduğu zaman şüphesiz ki Rabbi ile konuşmaktadır, münacat etmektedir. Öyleyse nasıl konuştuğuna dikkat etsin. Yani insan namazdayken Allah her zaman beraberiz ama namazdayken daha fazla Rabbinden beraberdir. Onunla karşı karşıya, onun önünde, onun huzurundadır. Nasıl olacağını öyle davransın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fissalâti şuglen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz ki namaz meşguliyet, namazda meşguliyet vardır. Yani namaz boş değildir. Onun mühim bir iştir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvel mâ irfa minun nâs el huşû'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanların ilk laf edilecek olan şey huşudur. Yani insanların ümmetten kaldırılacak olan huşu, yani huzurda huşuyla durmaktır. O kalkacak, insanlar o şey kalmayacak insanlarda diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu ümmetten kaldırılacak ilk şey huşudur. Hatta içlerinde huşu sahibi hiç kimse görmeyeceksin. Yani huşu dediği edeple, tam teslimiyetle durmuş insan, öyle huşu demek odur yani. O ilk kaldıracak odur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetten. Çok şeyler kaldırıldı. O da ilk başta kaldıran huşudur. Hatta içlerinde yani hiç kimse öyle huşu sahibi bir kimseyi görmeyeceksin. Nadir kel madum diyor. Yani nadir olan da hiç gibi sayılır. Binde bin, yüz binde bin görsen o sayılmaz yani. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودعا كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك ويأس مما في أيدي الناس تعش غنيا وإياك وما اعتذر منه. Peygamber صلى الله عليه وسلم buyuruyor ki namazını dünyaya veda eden namazı gibi kıl. Yani son namaz gibi namaz, senin son namazındır. Bundan sonra öleceksin diye işte. Deseler nasıl insan kılar o namazı? Peygamber her namazı böyle kıl diyor. Çünkü hakikat odur. İnsan bilmiyor ikinci namaza yetişir mi yetişmez mi? O bilmiyor. Onun için öyle kıl. Onu Allah'ı görüyorsana kıl. Yani Allah Azze ve Celle'yi görüyorsun gibi kıl diyor Peygamber. Sen onu göremezsin, zaten göremezsin. Sen görmezsen de o seni görmektedir. Yani Allah Azze ve Celle seni görmektedir. Sen o huzurunda durup da onu görüyor gibi kıl. Sen görmüyorsun, o seni görüyor Allah Azze ve Celle. İnsanların elindeki dünyalık şeylerde ümidini kes ki zengin yaşarsın. Bu namazdan haricani insanlara dünyalık için onlardan ümidin edip de şey yaparsan, kesersen zengin yaşarsın. Yok onların şu ben sana şöyle yapacağım, ben sana bunu yapacağım falan diye zaten çoğu insanların başlarına iş açan budur. Başkalarının ümitleri oluyor. O ümidi de o insanlar kullanıyor. Senin elindekini de avucundan da götürüyor. Yok
Kani olup da onlara bakmasan, kendini şey yaparsan zengin yaşarsın. Kimseye muhtaç olmasın. Sonradan özür getirecek şeyden de sakın. Şimdi bir halt yaparsın, ondan sonra pişman olsun, gidip özürler dilersin, yalvarırsın, yakalırsın. Onun için baştan sen dikkat et, yaptığın, konuştuğuna, yaptığına dikkat et. Sen mahcup olma, özür dilemeye ihtiyaç kalmasın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dâ basaraka mavdâ sucûdik. Peygamber sana buyuruyor ki, namaz kılarken gözlerini secde edeceğin yere dik diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ. Peygamber sana buyuruyor ki, eğer bunun kalbi huşu içinde olsaydı, vücudunun her azasında hareketsizlik olurdu. Yani bir orada kılan vardı da, kalbi hareketler falan yapıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bunun kalbi mutman olsa, şey yapmasaydı her tarafı sakin olurdu. Doğru kılardı diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ مُصَلِّنْ اِلَّا وَمَلْكٌ عَنْ يَمِينِهِ وَمَلْكٌ عَنْ يَسَارِهِ فَاَنْ اَتَمَّهَا عَلَى جَابِهَا وَاَلَّمَتْمْ يُتِمَّهَا ضَرَبَا بِهَا وَجْهَهُ vechahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, namaz kılan kişi, namaz kılan hiç kimse yoktur ki sağında ve solunda birer melek olmasın. Yani namaz kılarken bir sağında bir solunda melekler var, o namaz için bekliyorlar. Eğer kişi namazını eksiksiz kılarsa melekler o namazı semaya yükseltirler. Yani namazı, abdest namazını şeyle okuduğun doğru dürüst olsa onları semaya yükseltirler. Eğer eksik kılarsa o namazı yüzüne çarparlar. Yani o namaz kabul olmaz. Onu o sana kalsın namaz derler. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min temâmü salât sükûnul atraf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, namazda organları hareket ettirmemek namazın tam olmasının gereklerindendir. Yani namaz dururken hareket etmeyin. Yani lüzumsuz hareketlerden dikkat edin. Çok bazen bir şey olur onu, yani hareket fazla yaparsan namazın bozulabilir gene. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yemek hazır olması halinde namaz olmaz diyor. Yani namaza yemek daha evladır. Bir de büyük veya küçük abdestle sıkışık olma halinde namaz olmaz. O da çünkü namazda hiçbir huzur, huşu kalmaz. Öyle bir şey sıkışık olduğun için. Onun için ona abdestini, yahut yemeğini daha önce yiyip de sonra namaz kılması lazım insanların. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evke mâ kâl. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه الكرام وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين خدماء شرعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة إمام طريقة غوث الخليقة خواجة بهاءالدين محمد سيد البخاري سيدنا أبو الخالق الرجواني مولانا شيخ شرف الدين داغستاني مولانا شيخ عبد الله فاز داغستاني مولانا شيخ محمد ناظم عبد الحقاني وسائر ساداتنا والصديقون ومن أهل فضلات وجارب حسين الزواغندي ورفقاء حاج مصطفى الترابي cümlemizin geçmişler ruhları için, şehit şuhadaların ruhları için, La Teala'l-Fatiha.